Abi nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. İşte seçimleri atlatmaya çalışıyoruz. Daha atlatamadık gördüğünüz gibi. Sayımlar devam ediyormuş. Onları takip ediyoruz biz. Abi neden seni ekranlarda göremiyoruz? İşte ben de onu söylüyorum. Neden? Neden? Yani herhalde bize göre bir proje yok. Teklif geliyor ama üzerimize oturmuyor belki de. Ben de çok sevebileceğim. Dikkat ettiyseniz şimdi diziler başlıyor. 2 bölüm, 3 bölüm sonra reyting kaygısı haliyle reyting olmayınca da kaldırılıyor diziler. Şimdi 3 bölüm sonra kaldırılacak bir dizinin içerisinde olmak istemiyorum ben. O yüzden senaryosu geldiğinde, senaryosu, yönetmeni, yapımcısı bunlar hep önemli şeyler. Çünkü dizi dediğiniz şey kolektif bir iş. Tek başınıza yapmıyorsunuz. Arkanızda yaklaşık 100 kişilik, 110 kişilik bir ekip var. Bu ekibin sonucunda biz sadece ekranın önünde gözüküyoruz. Orada çok ciddi bir emek var. Yani müziğinden tutun yönetmenliğine, yönetmenliğinden tutun ışığına kadar. Senaryosu çok önemli. Artık zaten benim söylediğim, yıllardır söylediğim bir şey vardı. Star olmak yetmiyor diziyi tutturabilmek için. Star'ın belirli bir reytingi var. Evet, seyirciyi topluyor, bakıyorsun. Seyirci ilgileniyor. Fakat sürükleyici olması ve seyredilebilir olması tamamen senaryonun iyi olmasıyla alakalı. Takip ettiğin dizi var mı şu an? Ya samimiyetle söyleyeyim, yok. Yani sadece benim şöyle bir huyum vardır. Yeni bir dizi başlıyorsa birinci bölümünü izlerim. Ve artık herhalde şey olmuş, zaman içerisinde seyrettikten sonra ne olacağını az çok tahmin edebiliyoruz ve ertesi günde reytinge baktığımızda zaten o çıkıyor. Abi özel hayatını da sormak istiyorum ama neler söylersiniz? Özel hayatımda bir şey yok, gördüğün gibi single'ım. Bu sene başında bir röportajda şey demiştim, evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bu sene evlenmeyi düşünüyorum dedim ama hala bir aday bulamadık. İnşallah. Yani bu işler kader kısmet işidir. Tabii ki biz de hani evlenelim. Daha önce bir evlilik geçirdim zaten biliyorsunuz. Yani istiyorum bir evlenelim şey olsun diye ama ne yazık ki henüz bir aşama kaydedemedik yani senin anlayacağın. Evrene buradan bir mesaj gönderelim mi? Vallahi evrene, evren deyince de bu sefer evren diye biri var zannederler. Evrene mesaj gönderiyoruz diye. Yani her yere mesaj gönderiyoruz ama bu işler hep kader kısmettir. İnşallah bu sene içerisinde biri bizi beğenir de alır diyelim. Gönlüne göre olsun diyelim abi. Sağ, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.